Bismillahirrahmanirrahim. Biz çözümü ihtiva eden hükmü Süleyman'a bildirdik. Bununla beraber her birine bir hüküm ve bir ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud'un emrine verdik. Onunla beraber takdis ve ibadet ederlerdi. Biz dilediğimiz her şeyi yapmak kudretine sahibiz. Ey insanlar, eğer siz öldükten sonra dirilmekten şüphe ediyorsanız bilin ki biz sizi ilkin topraktan sonra bir nutfeden sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden sonra esas unsurlarıyla hilkati tamamlanmış ama bütün azalarıyla henüz tamamlanmamış bir çiğnem et görünümünde bir ceninden yarattık ki Kudretimizi size açıkça gösterelim. Dilediğimizi belli bir süreye kadar ana rahminde durdururuz. Sonra da sizi bir bebek olarak dünyaya çıkarırız. Sonra güç kuvvet kazanıncaya kadar sizi büyütürüz. İçinizden kimi henüz çocukken öldürülür, kimi de hayatın en düşkün biçimine götürülür. Öyle ki daha önce bildiği şeyleri bilmez hale gelir yeri de kupkuru görürsün. Ama oraya bir su indirince, çok geçmeden kıpırdanır, kabarır da, gözü gönlü açan her güzel çiftten nice nebat bitirir. Şu bir gerçektir ki, biz insanı süzme çamurdan yaratırız. Sonra onu nutfe, sperm halinde sağlam bir yere yerleştiririz. Sonra nutfeyi rahim cidarına yapışan bir hücreye, bunu da mudgaya, yani bir çiğnem et görünümündeki varlığa, mudgayı kemiklere dönüştürür, sonra da kemiklere et giydirip, derken yeni bir yaratılışa mazhar ederiz. İşte bak da, Allah'ın ne mükemmel yaratan olduğunu bir düşün. İçinizden fazilet ve imkan sahibi olanlar, akrabalara fakirlere Allah yolunda hicret etmiş olanlara sadaka vermeme hususunda yemin etmesinler affedip müsamaha göstersinler siz de Allah'ın sizi affedip müsamaha göstermesini arzu etmez misiniz Allah gerçekten gafurdur rahimdir çok affedicidir merhamet ve ihsanı boldur Rahmanın o has kulları harcamalarından ne israf eder, ne de eli sıkı davranırlar. Bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Onlar Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın muhterem kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler, zina etmezler. Kim de bunları yaparsa günahının cezasını bulur ve şöyle niyaz ederler. Ey keremi bol Rabbimiz! Bize gözümüzün gönlümüzün süruru olan temiz eşler ve nesiller ihsan eyle, Bizi müttakilere önder eyle. Babamı da affet. Ona tövbe ve iman nasip et. Zira o yolunu şaşıranlar arasında. Musa'nın annesi, çocuğunun Firavun'un eline geçtiğini öğrenince, aklı başından gitti. Onun dışındaki her şeyi unuttu. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için kalbine sabır kuvveti vermeseydik, neredeyse işi açığa vuracak, gidip çocuğa sahip çıkacaktı. Böylece onu annesine kavuşturduk ki, gözü aydın olsun, tasalanmasın ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu, fakat insanların çoğunun bunu anlamadıklarını öğrensin. Biz insana yapacağı en hayırlı iş olarak annesine ve babasına iyi davranmasını bildirdik. Ama bununla beraber onlar senden hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana şirk koşmanı isterlerse itaat etme. Hepinizin dönüşü banadır ve ben de yapa geldiğiniz şeyleri bir bir bildirip karşılığını vereceğim. O halde yakınlarına, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Allah'ın rızasına nail olmak isteyenler için böyle yapmak daha hayırlıdır. Felaha erenler de işte onlardır. Lokman oğluna nasihat ederken evladım dedi. Sakın Allah'a eş ortak uydurma. Çünkü şirk pek büyük bir zulümdür. Biz insana, annesine babasına iyi davranmasını emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl kadar sürer. İnsana buyurduk ki, hem bana hem de annene babana şükret. Unutma ki sonunda bana döneceksiniz.'' Eğer onlar seni şerik olduğuna dair hiçbir bilgin olmadığı şeyleri bana ortak saymaya zorlarlarsa, sakın onlara itaat etme. Ama o durumda da kendileriyle iyi geçin. Makul bir tarzda onlara sahip çık. Bana yönelen olgun insanların yolunu tut. Sonunda hepinizin dönüşü bana olacak ve ben işlediklerinizi tek tek size bildirip, karşılığını vereceğim. Evladım, yapılan iş, bir hardal tanesi kadar küçük olsa, bir kayanın içinde saklı da olsa, yahut göklerin veya yerin, herhangi bir noktasında bile bulunsa, mutlaka Allah, onu meydana çıkarır. Allah, öyle latif, öyle habirdir. İlmi gizliliklere pek kolay bir tarzda nüfuz eder. Evladım, namazı hakkıyla ifa et. İyiliği yay, kötülüğü de önlemeye çalış. Ve başına gelen sıkıntılara sabret. Çünkü bunlar, azim ve kararlılık gerektiren işlerdendir. Kibirli davranarak, insanlara yüzünü dönme. Yerde çalımlı çalımlı yürüme. Çünkü Allah, kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürürken ölçülü, mutedil yürü. Konuşurken sesini ayarla, bağırarak konuşma. Unutma ki seslerin en çirkini, avazı çıktığınca bağıran eşeklerin sesidir. Sonra onun neslini, önemsiz bir suyun özünden, meniden üretti. Sonra ona en uygun şeklini verdi, ona ruhundan üfledi, size kulaklar, gözler, gönüller verdi. Ne az şükrediyorsunuz. Allah, hiçbir adamın içinde iki kalp yaratmamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi, anneleriniz kılmamıştır. Evlatlıklarınızı da, öz oğullarınız kılmamıştır. Bunlar ağızlarınızla söylediğiniz manasız sözlerden ibarettir. Allah gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Öyleyse evlatlara babalarını esas alarak isim verin. Böyle yapmak Allah nezdinde daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız bu takdirde onları kardeş veya Mevla olarak kabul edin. Yanılarak isimlerde yaptığınız hatalardan ötürü size vebal yoktur. Ama kalplerinizin kasten yaptıklarında vebal vardır. Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Hani hem Allah'ın nimet ve ihsanına hem de senin iyiliğine nail olmuş olup da, hanımını boşamaya karar vermiş olarak, sana danışmaya gelmiş olan kişiye sen, eşini yanında tut, Allah'tan kork demiştin. Allah'ın açığa çıkaracağı bir durumu içinde saklamıştın. Çünkü insanlardan çekinmiştin. Halbuki asıl Allah'tan çekinmen gerekirdi. Neticede Zeyt eşini boşayıp Onunla ilişkisini kestikten sonra biz onu sana nikahladık ki bundan böyle evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestikleri onları boşadıkları zaman o kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri her zaman gerçekleşir. Allah sizi atanız Adem'i topraktan sonraki nesilleri de nutfeden yarattı. Sonra sizi çift çift yaptı. Onun bilgisi dışında hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir canlının ömrünün uzaması veya kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Bütün bunlar Allah'a göre elbette pek kolaydır. İnsan şunu hiç görüp düşünmedi mi? Biz kendisini bir nutfeden yaratmışken, yaman bir hasım kesildi bize. Ya Rabbi, salih evlatlar lütfet bana. Çocuk büyüyüp, yanında koşacak çağa erişince, bir gün ona, evladım dedi. Ben rüyamda, seni boğazlamaya giriştiğimi görüyorum. Nasıl yaparız bu işi? Sen ne dersin bu işe? Oğlu, Babacığım dedi. Hiç düşünüp çekinme. Sana Allah tarafından ne emrediliyorsa onu yap. Allah'ın izniyle benim de sabırlı, dayanıklı biri olduğumu göreceksin. O sizi bir tek candan yarattı. Ayrıca ondan da eşini meydana getirdi. Size etlerini yemeniz için deve, sığır, koyun ve keçiden erkekli ve dişili olmak üzere sekiz çift hayvanın helal olduğunu vahiy ile bildirdi. O sizi analarınızın karnında üç karanlık içinde peş peşe yaratır. İşte gerçek ilah olan Allah bunları yapan Rabbinizdir. Bütün mülk ve hakimiyet onundur. Ondan başka tanrı yoktur. Hala nasıl oluyor da hak yoldan vazgeçiriliyorsunuz? Biz insana, anne ve babasına güzel muamele etmesini emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. Çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan gücünü kuvvetini bulup daha sonra kırk yaşına girince, Ya Rabbi der gerek bana, gerek anneme, babama lütfettiğin nimetlerine şükür yoluna beni sevk et. Senin razı olacağın, makbul ve güzel iş yapmaya beni yönelt ve bana salih, dine bağlı, makbul nesil nasip eyle. Rabbim, senin kapına döndüm. Ben sana teslim olanlardanım. Rahime atılan nutfeden, spermden, erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma, ona aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de ona aittir. Müşriklerin taptığı, Şihra yıldızının Rabbi de O'dur. Önceki Ağat milletini yok eden de O'dur. Semut milletini yok edip, geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de o. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lut milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musibetler, neler kapladı neler. İçinizden kadınlar hakkında zihar yapanlar bilsinler ki onlar kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece kendilerini doğurmuş olanlardır. Onlar gerçekten çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Bununla beraber Allah'ın affı ve merhameti çoktur. Geçmiş durumlar hakkında tövbe edenleri affeder. Ey peygamber, mümin hanımlar Allah'a hiçbir surette ortak tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek çocuklarını öldürmemek hiç yoktan yalan uydurup iftira atmamak bulduğu bir çocuğu kocasına isnat etmemek veya gayrimeşru bir çocuk dünyaya getirip onu kocasına mal etmemek senin kendilerine emredeceğin meşru olan herhangi bir konuda sana karşı gelmemek hususlarında sana biat etmeye geldiklerinde sen de onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan af dile çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Ey iman edenler! Gerek mallarınız, gerek evlatlarınız, sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Bilin ki böyle yapanlar, en büyük kayba uğrarlar. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Vallâhu indehû ecrun azîm. Mallarınız, evlatlarınız, sizin için sadece bir imtihandır. Asıl büyük mükafat ve mutluluk ise, Allah nezdindedir. Boşadığınız eşlerinizi, imkanlarınız nispetinde, oturduğunuz meskenlerin bir bölümünde, iddetlerini tamamlayıncaya kadar oturtun. Onlar üzerinde, çıkıp gitmelerini sağlamak için bir baskı kurmak niyetiyle, onlara zarar vermeye kalkışmayın.'' Eğer onlar hamile iseler, çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Sonra, boşadığınız eşlerle ilginiz kesilince, sizin hesabınıza çocuklarınızı emzirirlerse, ücretlerini verin. Aranızda ücret işini meşru çerçevede, örfe uygun olarak, güzellikle görüşüp sonuçlandırın. Eğer annesinin çocuğu emzirmemesi sebebiyle sıkıntıya düşerseniz, bu takdirde baba ücret vererek bir başka emziren kadın bulacaktır. İmkanı geniş olan imkanına göre nafakayı bol versin. Nasibi sınırlı olan ise Allah'ın kendisine verdiği imkan ölçüsünde nafaka versin. Allah herkesi sadece ona verdiği imkan nispetinde yükümlü tutar. Allah sıkıntının ardından kolaylık ihsan eder. Ey iman edenler! Kendilerinizi ve ailenizi, yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşten koruyun. Onun başında heybetli, sert ve şiddetli melekler olup, onlar asla Allah'a isyan etmez ve kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler. Hiç heveslenmesin, hiç kimsenin öteki insanlar üzerinde böbürlenmeye hakkı olamaz. Çünkü biz onları da öbür insanlar gibi o bildikleri nesneden, meniden yarattık. Neden acaba siz, sizi tavırdan tavıra yaratan Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Zira bırakırsan, onlar senin kullarını, senin yolundan saptırırlar. Ve sadece kendileri gibi kafir, ahlaksız çocuklar dünyaya getirip yetiştirirler. Yarabbi beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri erkek ve kadın bütün müminleri affeyle. O zalimleri ise daha da betereyle, daha da perişan eyle. Onun aslı atılan bir meni damlası değil miydi? Sonra rahim cidarına yapışan bir hücre oldu da Rabbi onu yaratıp düzenledi. Biz insanı katışık bir meniden yarattık. Onu denemek istiyoruz. Bu sebeple de kendisini işiten ve gören bir varlık yaptık. Kendileri de ihtiyaç duydukları halde yiyeceklerini sırf Allah'ın rızasına ermek için fakire, yetime ve esire ikram ederler. Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Burada o meni nutfesini belirli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Diri diri gömülen kız çocuğuna hangi suçtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman hayır. Siz Allah'tan hep ikramı devam ettirmesini istersiniz ama yetime değer vermezsiniz. Yakınlığı olan bir yetimi seni yetim bulup barındırmadı mı? O yetimi şiddetle itip kakar.